Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. İpim 100 gram, 300 metre uzunluğu olan iplerden. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 3. İlmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şişime 18 ilmek aldım. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. 5 ilmek bir model için, 5 ilmek bir model için, 5 ilmek bir model, sonuna 3 ilmek ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var. Örgümüzün ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra şöyle arada yapacağımız bir ilmek tersimiz var. Yani bir ters, iki de modelde kullanacağımız toplamda 3 ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. 2 düz. 2 düz. Yine 3 ters. Bir tanesi arada sürekli ters örülecek. Diğeri değiştirilerek bir düz bir ters olacak. 3 ters. Yine 2 düz. 3 ters. İki düz, kenarda bir ters ilmekle bitirdim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi olduğu gibi öreceğiz. Arka yüzünde farklı işlem yok. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. İki ters. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. 3 düzümüz vardı. Düz olarak ördüm. 2 tersimiz var. 3. ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi. Yani tersleri ters, düzleri düz. 3 ters, 2 düz. Bakın aynısını örüyorum. 3 ters. Yine ters ördüm. 2 düz. 3. sıra ön yüzündeyiz. 1 ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Yine aynı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim.
Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi modeli kaydıracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek. Bu ilmeğimiz ön yüzünde sürekli ters örülecek. Devamında 2 düz ilmek. Şöyle. Daha sonra şu 2 düzümüzü ters, bu aradaki tersimizi de yine ters, 3 ters oldu. Yani 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. 2 düzü ters ördüm. Bir de yanındakini, toplamda 3 ters ilmek oldu. 2 düz, 3 ters ilmekle 5. sıramı tamamladım. Bakın kaydırmış olduk. 6. sıra arka yüzündeyim. İlmekleri olduğu gibi. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Kenar ilmeğinden sonra 1 düz, 2, 3. 3 tane düzüm vardı. Düz olarak ördüm. 2 ters, 3 düz. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters örerek arka yüzünde devam edelim. Son ilmeğim düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. 7. sıra ön yüzündeyim. Yine modeli aynı şekilde devam ediyoruz. 7. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Devamındakiler 2 düz, düz olarak ördüm. 1, 2, 3 ters. Yani ilmekleri yine olduğu gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters. İki düz, üç ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve yapımı da çok zevkli bir model. Evet, 8. sırayı tamamladım. Bakın burası arka yüzü. Her iki tarafında kullanılabileceği bir model. Bu kısımda ön yüzü. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şöyle, modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Burada ara tersimiz var. Ters olarak ördüm. Bu 2 düzümü de ters örüyorum. Yani toplamda kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra 2 düz. Bakın alttaki ile aynı hizaya geldi. 3 ters. 3 ters ilmek. 2 düz ilmek. Burada modeli kaydırdık. 2 düz, 3 ters. İki düz, kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. 1. sırayı bu şekilde yaptık.
İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi olduğu gibi, yani düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. İki düz. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örerek üçüncü sıramızı devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek dördüncü sıramızı devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi modeli kaydıracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Daha sonra iki düz. Bakın modeli kaydırdım. Bir tersten sonra iki düz. Devamında üç ters. Önce bu iki düzü ters ördüm. Bir de devamındaki tersi. Toplamda 3 ters ilmek ördüm. 2 düz. 2 düz ilmek. 3 ters ilmek. İki düz. 3 ters. Burada modeli kaydırarak tekrar kurduk. 5. sıra ön yüzündeydik. Modeli tekrar kuruyoruz. Yani 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını, pardon, yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. 3 düz, 2 tersim var. İki ters, bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Yedinci sıra ön yüzüne geçtim burada. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı şöyle. Yedinci sırada yine aynı işlem. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim sıra sonuna kadar. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Yani sadece ters düz ilmekleri örmeyi bilmeniz yeterli. İki ters, bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Son sıramızı da tamamladık. Modeli iki kez kurmuş olduk. Bakın. Model 8 sıradan oluşmakta. Bu 8 sıranın tekrarı yapılacak. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Şöyle. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Aynı iple bu parçayı da yaptım. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Özellikle erkek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bebek battaniyesinde kullanılabilir. Gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.